Yazılıya 24 saat kala nasıl çalışılır? Sizlerden yazılı haftasında yüzlerce, binlerce yorum geldi. Hocam, yazılımıza çok az bir zaman kaldı, bir gün kaldı. Belki de 24 saatten bile az kaldı. Nasıl çalışırız dediler. Bizler de sizlerden gelen yorumu cevaplıyoruz. Birincisi arkadaşlar, sürenizi çok doğru planlamanız lazım. Çünkü belki 24 saatten bile az kaldı. Yani artık ya böyle biraz 20 dakika çalışayım sonra 5 dakika mola vereyim. Hayır hayır. Artık uzun blok çalışmalar ve kısa molalar vermeniz lazım. Yani belki 50 dakika ders 10 dakika mola vermeniz lazım. Çünkü şu anda en yüksek not alabileceğiniz andasınız. Şu anda öğrendiğiniz her şey aklınıza kalacak. Bu 24 saat içerisinde veya 24 saatten daha kısa süre içerisinde çözdüğünüz her bir soru, yaptığınız her bir yanlış belki de sınavda çıkacak. O yüzden çok iyi ve çok güzel çalışmamız lazım. Yazılı atmosferine gireceğiz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gece ne yapıyoruz? Hepimiz o anda o atmosfere giriyoruz. İşte şimdi siz de yazıldan önce atmosferinizi, ortamınızı yazılıya göre ayarlamanız lazım. Yazıldayken yanınızda meyve tabağı, cep telefonu, oyun kanalı böyle şeyler açık oluyor mu? Hayır. İşte tam da yazılıya çalışırken de tam böyle bir moda girmeniz lazım. Yazı notlarınız yanınızda olmalı. Öğretmeninizin sorduğu bilgiler, anlattığı konular, kitaplarınız her şey önünüzde olacak ama başka dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey, herhangi bir telefondaki uygulama olmamalı. Yazılıdan 80 üstü alma reçetesi nedir hocam? Hemen söylüyoruz. Öncelikle yazılıyla alakalı çalışma yapacağınız ortamı hazırladıktan sonra yazılı videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bizim her sınıfta sizlere özel yazılı kamplarımız var. 40 dakika bu süreyi siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Belki videoyu hızlı izleyeceksiniz. Belki notlar alacağınız için daha uzun bir süre. Fark etmez. 40 dakikalık bir yazılı videosu izliyorsunuz. Yazılı provası. Ardından 50 dakika notlarınızı düzenliyorsunuz. Yani okulda hocanızın size verdikleri, öğretmenlerinizin size verdikleri notlar altın değerinde. Neden? Çünkü öğretmen eğer derse, arkadaşlar buraya dikkat edelim, bakın burası çıkar dediyse orası çıkar arkadaşlar. Hiçbir öğretmen önemsiz bir şeye buraya dikkat edin demez. Demek ki bu sınavda çıkacak demektir. Bu tarz şeyleri zaten siz derste dinlediniz ya da dinleyen arkadaşlarınıza not aldınız ya da bizim yazı notlarımızı öğretmenler buradan sorar dediğimiz kısımları dikkatli bir şekilde üzerinden geçiyorsunuz. Sonrasında 90-120 dakikalık bir okuma var. Bu okuma sözel derslerde, yani işte sosyal bilgiler gibi, inkılap gibi derslerde veya fenin bazı konularında okuma şekli olabilir. Ama sayısal derslerde, matematik gibi derslerde ya da Türkçenin anlam bilgisi gibi kısımlarında bol bol soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü sınavda öğretmen size soru soracak. Yani hocanız size hadi bakalım anlat demeyecek. Hadi bakalım çöz diyecek. Belki test soracak, belki açık uçlu. Hiç fark etmez ama size soru soracağı için sizin de bol bol soru çözmeniz lazım. Peki hocam, çalışma notlarımız nasıl olmalı? Öncelikle az yazı ve kilit bilgiler olmalı. Yani zaten bildiğiniz şeyi yazmanızın gereği yok ki. Zaten aklınızda o. İşte özel cümlelerde yorum katılır. Ya bunu biliyorsun, bunu yazmana gerek yok. Sen bunu zaten soru çözerek pekiştirdin. Önemli, aklında kalmasını istediğin, sınavda yanında götürmek istediğin bilgileri yazacaksın ve onlar da zaten aklınla beraber seninle sınava gelecek. Dolayısıyla az yazı ve kilit bilgiler olmalı. Derste aldığın notlar en değerlisi. Altın değerinde. Elmas değerinde. Neden? Çünkü hoca orada sesini yükseltti. Dedi ki arkadaşlar herkes burayı dinlesin. Burası önemli dedi. Ve burayı soracak. Bunları da hocalar nasıl belirliyor biliyor musunuz? Esasında Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımları var. Bizler videolarımızı, okullardaki hocalarımız konu anlatımlarını, yazılı notlarını, soru bankalarını herkes bunlara göre hazırlıyor. Kazanımlarda Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki öğrenci bunu bilmelidir. O zaman biz de oraya çalışıyoruz. Hoca da o yüzden burayı yüksek sesle vurguluyor. Bizler de zaten notlarımıza o yüzden bunları vurguluyoruz. Yazılı provalarımıza o yüzden arkadaşlar bu soru %100 sorulur diyoruz. Siz de bu yüzden bunlara dikkat etmelisiniz. İmleçler, oklar ve renkli kalemler çok çok önemli. Renkli kalem neden önemli? Çünkü motivasyonu artırıyor. Yani şöyle sadece siyah kalemle çalışmak yerine böyle sarı kalemler, kırmızı kalemler, mavi kalemler. Artık tuttuğunuz renge göre değişir. Mavi de olur, bordo da olur, kırmızı da olur, sarı da olur, sarı da olur, lacivert de olur. Hiç fark etmez. Sevdiğiniz renkleri kullanarak burası önemli, buraya vurgu yapmalıyım demelisiniz. Çünkü bunun sınavda çıkacağını sizler biliyorsunuz. Nereden biliyoruz hocam? Hocanız zaten söyledi. Yazı notlarımıza bizler söyledik. Bunların hepsi zaten her yerde var. Tek yapmanız gereken çalışıp başarmak. O kadar basit. Soruya gel. Hemen bir soru gelmiş. Aman Allah'ım, soruya bakıyorum. Diyor ki gece geç saatte çalışmak mı yoksa sabah yazılı öncesi çalışmak mı? Şimdi bazı arkadaşlarımız gece geç saatte uyuyor. Hocam ben zaten hep 11-12 gibi yatıyorum. Ben böyle erken yatamıyorum diyorsa eğer, o arkadaşlar biraz gece çalışabilirler. Ama hemen hemen herkes için en güzel arkadaşlar erkenden yatıp uykumuzu güzel güzel alıp beynimizi böyle güzel bir şekilde tazeledikten sonra sabah erken kalkıp, yani her zaman kalktığımız saat 8 ise 7'de kalkıp, 7 ise 6'da kalkıp, biraz da erken kalkıp okula erkenden gitmek, orada arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmak, abi sen niye çalıştın, Merve sendeki notlar var mı, ne oldu Emre, bu ne oldu falan şeklinde böyle sorularla, cevaplarla karşılıklı bilgileri artırmak, yazılı notların üzerinden geçmek, öğretmenin sorduğu şeyleri bir kez daha tekrar etmek
en mükemmeldir arkadaşlar. Çünkü sınavdan önce yapılan çalışma tam bir kamuoyu oluşur. Böyle herkes bu sorulacak, bu böyle dinlersin çaktırmadan. Birçok şey öğrenirsin ve sınavdan önce de hepsi aklınıza kalır. Dolayısıyla hocanın cevabı şu arkadaşlar. Sabah erken. Niye? Sabah erken her zaman atalarımızın söylediği bir söz var. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Yani erken kalkan yol alır arkadaşlar. Sizler de sabah erkenden kalkıp mükemmel notlar alıyorsunuz. Son dakika taktikleri de hemen verelim. Soruları asla boş bırakmayın arkadaşlar. Çünkü her bilgi puan demek. Bu bir LGS değil ki. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Eğer hoca öyle bir şey demediyse ki demezler yazılarda. Mutlaka aklınıza gelen seçenekleri işaretleyin. Bunlar önemli. Her bilgi puan değerinde. Ya bu kadar yazsam da hoca anlar demeyin. Mutlaka detaylı bir şekilde aklınıza gelen bilgileri güzel güzel yazın. Fazla gereksiz anlamsız şeyleri de yazmayın tabii ki. Aklınıza ilk gelenin doğru olma ihtimali yüksek. Neden? İnsan yanlış bilmediği bir şeyi hatırlamaz. Yani ben size desem ki arkadaşlar Tankut'un ayakkabı numarası kaçtır desem hiçbir fikriniz yok ki, hiçbir bilmiyorsunuz. Zaten onu atacaksınız kafadan. Ama bildiğiniz bir şeyi sorsam, önceden duyduğunuz bir şeyi sorsam aklınıza bir çağrışım gelir ve mutlaka onu doğru yaparsınız. Turnama taktiği de her zaman işe yarar. Turnama taktiği nedir hocam? Antep fıstığı yöntemi. Yani önünüzde antep fıstıkları varsa önce açık fıstıkları yersiniz. Sonra dişinizi acıtacak olan kapalı fıstıklara bakarsınız. İşte sınavdaki sorular da bir fıstık gibi. Onlara bakacaksınız böyle. Önce kolay yapabileceğiniz sorulardan başlayacaksınız. Onları tamamladıktan sonra, moralinizi yükselttikten sonra sizi zorlayabileceğinizi düşündüğünüz ikinci tura bıraktığınız soruları da yapacaksınız ve ardından da mükemmel notları alacaksınız. Yazılıda stresten uzak durmak için, çünkü bu da geliyor arkadaşlarımızdan yorumlarda. Hocam çok stres oluyorum. Normalde dersleri seviyorum, okulu seviyorum, Tomuç Akademi'yi seviyorum ama yazılardan nefret ediyorum hocam. Yazılardan stres oluyorum diyorlar. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Mutlaka suyunuzu yanınızda bulunduruyorsunuz. Kendinize ve yazılı tecrübenize güveniyorsunuz. Şimdiye kadar kaç tane yazılıya girdiniz, neler neler başardınız? Bu yazılıdan da çok iyi notlar alacaksınız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. İşte Ahmet hep 100 alıyor. Veyahut da o çok iyi çalışıyormuş ya. O hiç çalışmadan yapmış. Bunlara hiç inanmayın arkadaşlar. Herkes çalışıyor ve çalıştığının karşılığını alıyor. Sizler kendi gayretinizin karşılığını alacaksınız. Olumsuzluklardan uzak duruyorsunuz. Moralizi bozan insanlara diyorsunuz ki benden uzak ol kardeşim. Ben yazılıma çalıştım ve çok güzel notumu alacağım diyorsunuz. Ve inşallah da çok güzel notlar alıyorsunuz. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.